Selamünaleyküm. Kütüphane Kodlamak eğitim serisinin 10. dersiyle birlikteyiz. Geçen dersimizde yapımızı tek algoritmada çalışabilecek bir şekle getirmiştik. Bu şekil sayesinde sonuç olarak bu görseli elde etmiştik ve tek algoritma ile yapmıştık bu işi. Algoritmamızın çalışma mantığı iki noktayı aldıktan sonra yükseklik değeri bağlamında hesaplamalarını gerçekleştiriyor. Ve bu hesaplamalar sonucunda görselimizi oluşturuyordu. Dendogram frame'imizi oluşturuyordu. Burada tek algoritmaya indirmiştik yapımızı. Bu dersimizde ise öncelikle şu işlemi gerçekleştirelim. Evet, biz bir dendogram kütüphanesi oluşturuyoruz. Fakat dendogram kütüphanesi oluştururken kesinlikle formun üzerine bir çizim gerçekleştirmeyeceğiz. Çünkü bu bir kütüphane ve kullanıcılar formun üzerine aslında başka şeyler yapmak istiyorlar. Yani buna geçmeden kullanıcılar formu aslında kendileri buton veya radyo buton gibi özellikler koyarak aslında bu dendogramı kullanmak isteyecekler veya text box'lar kullanmak isteyecekler. Burada farklı formu kendileri modifiye etmek isteyecekler. Bizim için ise, yani bizim çizdireceğimiz kütüphanedeki alan için ise bize atayacakları bir alan olacak. Biz de çizimlerimizi bunun içine gerçekleştirmemiz gerekecek. O yüzden kütüphane geliştirirken kullanıcının çalışma alanını daraltmamamız gerekiyor veya onun çalışma alanına müdahale etmememiz gerekiyor. Kullanıcı ise bizim çalışabileceğimiz, yani kütüphanenin bağımsız olarak çalışabileceği bir alanı tahsis etmesi gerekiyor. İşte biz bu alana .NET'in form uygulamalarında panel alanı olarak belirleyebiliriz. Çizimlerimizi formun üzerine değil, panelin üzerine gerçekleştirerek kullanıcının formu çok daha rahat kendi istediği bir şekilde modifiye edebilmesini sağlayalım. Bu kapsamda bütün işlemlerimizi panel ile taşıyarak panel üzerinde çalışma yapmaya devam edelim. Şu şekilde ben uygulamayı bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi uygulamayı çalıştırdığımda biz forma çizdirmiştik. Buraya bir panel bırakıldı. Bıraktık daha doğrusu. Biz kendimiz koyduk. Buraya bir buton, burada bir text box ve radyo buton koymuştuk. İşte bunları kullanıcı yaparken çizimin burada, kullanıcının istediği bölgede, istediği şekilde durması için çizimimizi panele taşıyacağımızı ifade ettik. Şimdi bu değişikliklerin hepsini ben tekrardan geri almak istiyorum. Bunu da yine Source Tree uygulamamızda bildiğiniz üzere yaptığımız değişiklikler burada görüntüleniyor. Ben tüm değişiklikleri discard ederek geri alıyorum ve uygulamamı tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bir normal eski halimize geri döndük. Peki nasıl yapacağız? Evet, bir panel bırakalım o zaman. Çizimlerimizin de bunun içinde gerçekleştirilmesini sağlayalım. Burada ilk formun üzerine çizim gerçekleştirirken sizin de bildiğiniz gibi eventlara gelerek paint eventini kullanarak burada buna çift tıklayarak çizdirmek için oluşan alanı getirmiştik. Yine aynı şekilde üzerine çift tıklamakla da paint fonksiyonunun oluştuğunu görebiliyoruz. Ki bunu yine properties alanında görürseniz paint 1 şeklindeki fonksiyona bağlanmış bir şekilde çalışıyor yapı. Biz ne yapacağız? İşte formun paint fonksiyonunda var olan kodlarımızı, buna frame 1 de dahil 9. dersi de alalım. Bu kodlarımızın tamamını artık panelin paint fonksiyonunun içine atayalım.
Burada pen kopyalamışız. Onu da alalım. Pen ve brush yapımızı da aynı şekilde paint ve fonksiyonumuzun içine alalım. Şu an için bir hata gözükmüyor. Çalıştıralım. Çalıştırdık. Fakat biz hiçbir şey göremiyoruz burada. Peki niye hiçbir şey göremiyoruz? Burada çizimin alttan başlatılacağını söylemiştik. Yani şunu yapalım. Panelimiz bütün formu kaplarsa, anladığım kadarıyla biz görseli görebileceğiz. Ama gördüğünüz gibi ben bu formu genişletsem de panel genişlemiyor ve biz bu çizimleri göremiyoruz. Buradaki problem yine eskiden yapmış olduğumuz bir kodlamadan kaynaklanıyor. Biz burada form 1'in çalışma alanı yükseklik değerini diz nokta yükseklikten almıştık. Yani formun yüksekliğinden almıştık. Şu an ise bu yükseklik değerini diz nokta panel 1'in yüksekliğini alırsak eğer, çünkü biz artık panelle çalışıyoruz. Panel 1'in yüksekliğini alırsak burada size'ımızın küçük olması bizim için bir problem oluşturmaması gerekir diye düşünüyorum. Ki gördüğünüz üzere size'ın düşük olması bizim için bir sıkıntı oluşturmuyor. Formu da şöyle karşılaştırırsak panelin var olduğu yerden itibaren çizim gerçekleştiriliyor. Buradaki aslında bizim kullanıcıya sağlamış olduğumuz güzellik, kullanıcı eğer paneli tutup sağ köşeye taşırsa ve biraz da küçültme işlemi gerçekleştirirse gördüğünüz gibi şekilde aynı şekilde dışarıya doğru taşınıyor. Kullanıcı istediği yerde bizim kütüphanemizi kullanarak şekillerini, dendogram yapılarını oluşturabiliyor. Yani biz burada gördüğünüz gibi form üzerinde yapmıştık. .NET'in kolaylığından aslında kodlanırken yine esnek olarak kodlanmasından dolayı biz form 1'in paint'inde kullandığımız bütün kodları çok hiçbir değişiklik yapmadan sadece kopyalayarak form 1'de değil aslında panelde çalışmasını sağlayabildik. Gördüğünüz üzere takip etmemiz gereken bir nokta oldu. Bu nokta ise bizim çalışma alanı yükseklik değerimizin artık form 1'e taşınması ile alakalı bir değişiklikti. Bunu da yükseklik kararını verirken zaten konuşmuştuk. Eğer bu hesaplamaları biz kendimiz yaparsak, yani bir dendogram çizilirken noktanın üstteki noktanın aşağıya taşınmasını biz kontrol edersek, eğer yapılarımızı değiştirdiğimizde bunu da tekrar kontrol etmemiz gerekiyor. Ama bu tabii çok büyük bir problem değil. Hızlı bir şekilde bu değişikliği entegre edebildik kodumuza. Yükseklik hesaplama fonksiyonunu biz yazmıştık. Bu fonksiyonumuz duruyor. Şu an ise işte reference point from reference fonksiyonumuzu o zaman yazmıştık, geliştirmiştik bu fonksiyonumuzu. Fakat gördüğünüz üzere hiçbir referansta kullanmıyoruz bunu. Bu da artık şu an için bizim kullanmadığımız bir fonksiyon olarak duruyor. Peki kurduğumuz yapıya tekrar dönüp bakarsak, referans point'e ihtiyaç duyuyor muyuz diye bakarsak çok da ihtiyaç duymuyoruz. Referans point'te ne yapıyorduk? Bir referans point'imiz vardı. Buna x ve y vererek yeni referans point oluşturabiliyorduk. Biz bunu şurada yaptık mı diye bakabiliriz. Yani şuradaki referans point'ten biz işte bu orta noktayı bulduk. Daha doğrusu bu ikisinden bu orta noktayı bulduk biz. Burada kullanılabilirdi. Fakat biz normal add ve sub fonksiyonlarıyla, yani şuradaki point add fonksiyonuyla bu işlemi gerçekleştirebildik. O yüzden şu an
bu fonksiyona da ihtiyacımız yok gibi duruyor. Tabii yazdığımız fonksiyon şu an dursun, referansı sıfır olsa da bir yerlerde kullanabiliriz. İleride ihtiyaç duyarsak, o yüzden tekrardan yazdığımız fonksiyonu şu an silmeyelim. Peki gördüğünüz gibi aslında kullanıcıya sunabileceğimiz bir şekle gelmeye başladı. Artık daha düzgün şekiller çizebiliyoruz. Yeni frame'ler eklemek için bizim için çok zor değil. Yapılarımızı oluşturabiliyoruz. Bir checklistimiz vardı. İlk başta hazırlamıştık bu listeyi. Bizim dokümanlarımızın içinde idi bu şeyimiz, listemiz. Bunu açalım. Bu listedeki adımlarımızı bir kontrol edelim. Şu ana kadar ne kadarını gerçekleştirebilmişiz? Ne kadar için daha çalışma yapmamız gerekiyor? Neleri daha artık bu kodlamaya, asıl kodlamaya geçmeden önce neleri daha test etmemiz gerekiyor? Çünkü biz kullandığımız yapıyı öncelikle tanımamız gerekiyor. Bunları bir checklistten kontrol edelim. Gerekli olanları gerçekleştirelim ve artık aracı ve çalışacağımız ortamı tanıdıktan sonra asıl nesneye dayalı programlama tarafına kendi kütüphanemizi oluşturmaya geçelim. Dendrogramda tüm düğümler birleşir demiştik. Bu yapıyı şu an biz oluşturabiliyoruz. Evet, artık tüm düğümler son olarak bir düğüme bağlı olabiliyor. Şu an yapımızda istersek tabii şurada bağımsız bir düğüm de oluşturabiliriz. Ama bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu söylüyor bize bu ilk maddemiz. Bunu evet ileride kontrol edeceğiz. Absis X ekseninde kök düğümler için isimlendirme metin, resim ve renk demişiz. Şekil yazmaya çalışmışız herhalde burada. O zaman bir yanlışlık yapmışız. Metin, şekil, resim veya renk demişiz. X absisi için. Yani şuradaki alt kısım için biz bir şekillendirme, bir çizgi. Sol taraftaki aksis için yine aynı şekilde isimlendirme yapmayı düşünmüşüz. Bunu da yine bu görselden esinlenerek belki yapmıştık. İşte sol tarafta bu noktaların var olması gerektiğini söylemiştik, yüksekliği belirten noktaların. Sağ tarafta ise sayısal olarak bazı şeylerin ifade edilebileceğini, bunların sıfırdan sona kadar hesaplanabileceğini, daha doğrusu sol taraf için bu gerçekleştirilecek. Çünkü yükseklik değeri ritmik artan bir değer. Ama sağ taraftaki yapı için ise biz farklı isimlendirmelerin yapılabileceğini söylemiştik. Kök düğümlerin hepsi için isimlendirmenin yapılacağını söylemiştik. Y ekseni için periyodik bir isimlendirmeden bahsetmişiz. Absis için değişken tanımı demişiz. Yani şuradakinin yükseklik mi veya farklı bir değer olduğunu mu? Aynı zamanda buranın yükseklik mi? Buradaki ifadelerin ne olduğunu tanımlayacak iki adet absis ve koordinat için iki adet isimlendirmede yapılması gerektiğini söylemişiz. Peki düşünelim, yani bu rakamları nasıl ifade edebileceğimizi, bu kök düğümlere bunları nasıl atayabileceğimizi bir araştırarak bulalım. Sonrasında bunu uygulayalım. Bir de absis için ve değişken tanımını da şu kısma bir metin olarak yazmaya çalışalım. Bir de bu alt kısma metin olarak yazmaya çalışalım. Sonra ise diğer maddelerimize bakmaya devam edelim. Şu an çalıştığımız alan şu kısım, şu dört maddeyi gerçekleyebileceğimiz bir yapıyı elde etmeye çalışalım. Bunun için web üzerinden araştırma yapabiliriz. Bunun dışında zaten C# ortamını
kullanan kişiler bilir. Burada kesinlikle bir label denilen bir yapımız vardı. Yani biz her zaman buralara birer label koyabiliriz. Label'ların içindeki değişkenleri de değerleri de değiştirebiliriz. Bu label'ların tabii konumları şu an bizim için önemli. Bunun yanı sıra bu label'ların özelleştirilebilirlikleri de bizim için önemli. Ki biz burada resim ve renk olarak farklı şeylerin de koyulabilmesini istemişiz. Buradaki resim deyince biraz tabii olayın boyutu değişiyor. Renklendirmeyi label'ın arka fonu için yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Yine properties'e gelip eğer burada event'lara değil de property'lerine bakarsak evet image ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani biz bir label'ın image'ini değiştirebiliyoruz. Renk ekleyebiliyoruz. Peki arka fon rengi. Şöyle bakalım. Bu yazı rengi olması gerekiyor. Back color'ımız var. Back color için biz bir renk verebiliyoruz. Ben böyle çalıştırdığımda gördüğünüz gibi label 1'in siyah renkte olduğunu görebiliyoruz. Peki eğer label 1'in metnini değiştirmek istersem, pardon bunu yanlış yaptık. Eğer label 1'in bir adet hatamız var. Buradaki hatayı da anlatalım. Biz demin bir label oluşturduk. Daha doğrusu label'ımız burada vardı. Label'ın üzerine çift tıkladık. O zaman label için bir event oluşturuldu. Çift tıklandığında çalışacak fonksiyon ismi gördüğünüz gibi. Burada ben demin sildim bu fonksiyonu. Bu label bir click fonksiyonunu. Burada atanmış click olduğunda bu fonksiyonu çalıştır diye atanmış. Bu hata veriyor. Bunu silerek hatanın giderilmesini sağlayabilirim. Yine form birimin designer'ıma geldiğimde ilgilendiğim şey label 1'e sadece renk verebilir miyim? Ben buna bakmak istiyordum aslında. Sadece renk vermek için label 1'in tekstini boşluk olarak atarsam ben label 1'e görsel tarafta da evet bir renk verebiliyorum. Image yükleyebileceğimi de söyledim. Metin yazabileceğimi de söyledim. Yani şu an bütün her şeyi sağlıyor aslında. Ordinat için değişken tanımı. Bunların hepsini sağlatabiliyoruz. Peki burada tabii ki bizim için label'ın konumu önemli. Niye label'ın konumu önemli? Çünkü biz bu yazdığımız metnin burada gösterilmesini istiyoruz. Direkt bu kök düğümümüzün altında gösterilmesini istiyoruz. Ona bağlı bir şekilde gösterilmesini istiyoruz. Burada tabii ki dikkat etmemiz gereken şey bu label'ın bulunduğu konum. Peki konumun parametrelerini nasıl öğreneceğiz derseniz. Yine onlar da burada lokasyon bilgisiyle barındırılıyor. Mesela 390 dersek gördüğünüz gibi hareket ettirebiliyoruz. Bu yine XY parametreleriyle erişebileceğimiz parametreler. Burada tabii her düğümün biz bir label olmasını istemiyoruz. Yine şeklimizi çizdirerek burada görürsek. Biz her düğümün bir noktaya sahip olmasını, bir isme, bir isimlendirmeye sahip olmasını isteyebileceğimiz gibi. Bu yapıda öyle bir yapı mümkün. Aynı zamanda sol tarafta da ki burada zaten düğüm yok. Düğümden bağımsız bir yapıdan bahsediyoruz. Burada ikinci bir özellik olarak baktığımızda ise sadece kök düğümlerimizin yani kök noktalarımızın
isimlendirmeye sahip olduğunu görebiliyoruz. Bunların hepsi bizim için bir açıklama ve bu dikkat edilecek noktalar. Biz bu noktaları kale alarak, bu noktaları da aklımızda tutarak kodlama işlemini gerçekleştireceğiz. Burada tabii ki bir hesaplama yapmamız gerekecek. Yine Paint'e geldiğimde ben burada bir kök düğümden bahsediyorsak eğer, şöyle bir boyutunu küçülteyim. Eğer biz burada bir kök düğümün açıklamasından bahsediyorsak, ki ben bunu şu an açıklama olarak alayım. Buradaki noktayı zaten ben biliyorum. Bir label konulurken hemen bunu da bir kere daha doğrulayalım bu bilgimizi. Düzüstlüğü açarsak, mesela 0-0 durumuna getirirsem ben bunu nasıl bir görüntü elde edeceğim merak ediyorum. Properties'e gelip label'ın properties'teki lokasyon 1'e 9'muş lokasyonu. Eğer bunu 0-0 yaparsam hangi konumda olduğunu ben merak ediyorum şu an. 0-0'da gördüğünüz gibi aslında bu iç noktada bulunuyor. Bu da demek ki iç noktada bulunan bir 0-0 noktası aslında bu label'ın, şöyle genişletirsek, sol üst noktası oluyor. Ben şekillerden bahsederken şu noktanın zaten point bilgisini biliyorum. Buradan ufak bir boşluk bırakabilirim. Yani şurada bir yapıcı oluşturmak istersem, şurada ufak bir boşluk bırakabilirim. Bu nokta ile, ki bunun genişliğini ve yüksekliğini de biliyorum, bir hesaplama yaparak, bunu aslında deminki referans noktamız vardı veya edlerle falan, bir şekilde buradaki hesaplamayı gerçekleştirebilerek şu lokasyonu elde edebilirim. Şu noktayı elde edebilirim. Bu noktayı da eğer label'ıma lokasyon olarak verirsem, label'ım benim istediğim yerde durur. Bu da benim ihtiyacımı görüyor şu an için. Yani biz şuradaki açıklama için, yapı için kullanacağımız değerin, kullanacağımız nesnenin bir text view olduğunu artık söyleyebiliriz. Bu bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Eğer karşılamasaydı farklı çalışmalar, farklı araştırmalar yapacaktık. Şu an standart olarak bildiğimiz bir şey. Bu bizi karşılıyor. Aynı zamanda şeyden de bahsetmiştik. Yine kod tarafına bakarsak bir metinden bahsetmiştik örneklerimizin içinde. Tekrardan şunu açarsam, ordinat değişken tanımı diye bir şeyden bahsetmiştik. Bunu da yine label'da yapabileceğimizi artık görebiliyoruz. Yani şuradan bir label daha oluşturup bunu buraya koyarız. Text kısmı neyse. Bir farklı bir yazı yazdığımızda bunun da yine lokasyon bilgisini düzgün bir şekilde buraya yerleştirirsek, eğer sol tarafta bir yazılı metin oluşturmuş olduk. Aynı şeyi yukarıdan aşağı doğru da yapmamız, daha doğrusu aşağıdan yukarıya yazılan bir metnin şeklinde de yapmamız gerekecek. Bunun için de bunun ters döndürülebilir olması lazım. Böyle bir şey mümkün mü? Buna bakalım. Top left demiş. Layout. Bu bilgi olarak burayla değil, yazının ters yazdırılması gerekiyor. Şu an bizim aradığımız şey yok. Bakalım. Ondan sonra mümkünse. C#'da yukarıdan aşağı metin yazdırma olarak ararsak, C#.
şeklinde aratırsak. Kayan yazı oluşturma. Alt alta yazdırma ile alakalı bir yardım istenmiş. Label'a yazdırma denmiş. Bunları bir inceleyelim. Kayan yazının tekstini oluşturmuş arkadaşımız. Form 1 Load'da. Timer kurmuş. Substring. Kesme işlemi gerçekleştirmiş. Timer'la bunun kaydırılmasını sağlamış. Bu bizim işimize yaramayacaktır. Console write demiş. Merhaba. Yine console'da yazdırma işlemi gerçekleştirmiş. Merhaba demiş. Biçimlendirme yapmış ki konsolda yapmış bunu. Çok vakit almadan ben buna bakayım. Tekrardan şey yapalım. Evet arkadaşlar, buradan devam ettiğimde ben sizde bakmadığımız kısımlara gelirsek Windows Form'da buradan vertical kelimesini gördüm. Vertical Label'dan bahsediyor. Aslında yani C#'da bunun aslında olmadığını söylüyor. GDI ile bunların yapılabileceğini söylüyor. Burada arkadaşlar epey örnekler vermişler. Yani burada daha doğrusu GDI ile bazı şeylerin hesaplanıp rotate edilebileceğini söylemişler. Aynı zamanda birisi de şöyle bir örnekten bahsetmiş. Bunlar kompleks şeyler. Yani bir metni yazdırmak için hesaplamalar yapılması gerekiyor anlaşılan. Ve ben şu kodu alıp çalıştırdığımda evet burada bir direction vertical'la bir sonuç elde edebildim. Size de bunu paylaşayım. Eğer SDASS isimli bir metni direct vertical'la bastırdığımda aslında bizim istediğimiz soldan yani aşağıdan yukarıya doğru olan bir metin. Belki daha uygun olabilir. Ama şu an bu şekilde bir metin elde edebildik. Bunu tabii metni biz kendi resmimizde olduğu gibi şu şekilde yazabileceğimiz gibi böyle de yazabiliriz. Bunu aşağı doğru da yazabiliriz. Ama sonuç olarak baktığımızda bu işin biraz komplike olduğunu ve biraz kod yazıp işte demin burada gördüğümüz algoritmaları işletip tersine döndürmek gerektiğini anlıyoruz. Burada faydalanabilecek bir adet kitap var. Yine Google'ın üzerinden. GDI artı Programming with C# isimli kitap. Bu kitapta demin görmüş olduğumuz vertical mantığından bana bahsediliyor. Çok daha farklı şeylerden de bahsediliyor. Ki bu grafik kütüphanesini GDI ile biz kullanıyoruz. Ama çok da şu an için bu yazının buradan aşağı veya sağdan sola olması bizim için önemli değil. Öncelikle hedefimize odaklanalım. Şu an için böyle bir metin elde ettik. Bu yapıyla bunu yazdırabiliyoruz. Dediğimiz gibi şunları yazdırabiliyoruz. Buna resim de koyabiliyoruz. Alt tarafta bu yazıyı da sağlayabildik. Bu yapının dışında şu çizgiyi zaten oluşturmamızla alakalı bir sorun yok. Belirli aralıklarla burada metinlerin belirtilmesi gerekiyor ki biz bunu
label'larla yapacağımızı söylemiştik. Yani belirli hesaplamalar sonucunda aralıklarla label'ları koyabileceğiz. Sağ tarafta ise yine aynı şekilde mantıkla ne yapacağımızı ifade etmiştik. Bugün için, bu ders için bahsetmiş olduğumuz şu 4 maddeyi de bakmış olduk. Diğer derslerde hem diğer maddeleri inceleyeceğiz hem de artık yavaş yavaş nesneye dayalı programlama tarafına geçerek asıl projemizi, asıl kütüphanemizi oluşturmaya başlayacağız. Önümüzdeki derslerde gerçi derslerle görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar dilerim.